İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Nisan ayının son gününe geldik. Şaka maka neredeyse yılı yarılıyoruz. Yarın 1 Mayıs iktidar bir inat uğruna yarın İstanbul'a kaos yaşatacak. İstanbul valisi bugün açıkladı. Gün boyu haberlerde izlemişsinizdir. 1 Mayıs'ta insanları Taksim'e çıkarmamak için alınan önlemler sadece Taksim'le sınırlı değil. Neredeyse bütün İstanbul'da ulaşım durduruluyor. Metro, metrobüs, tramvay, işte finiküler, tünel çalışmayacak. Karaköy, Eminönü, Beşiktaş, Kabataş iskeleleri de kapalı. Tabii doğal olarak karşı taraftaki iskeleler de çalışmamış olacak. Son dakikada bunlar Boğaz Köprülerini bile trafiğe kapatabilirler yani. Bunun ötesinde Taksim'de tam bir abluka altında. Anıtın çevresi zaten iki gün önceden polis barikatıyla kapatıldı. İşte yerli yabancı turistler barikatlar önünde hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Taksim'e açılan bütün yollara barikatlar kurulacak bu gece yarısından sonra. Açıkçası İstanbul'da ilan edilmemiş bir olağanüstü hal. Hatta sıkı yönetim yasası hakim. Çok merak ediyorum. Vali hangi kanundaki hangi yetkiye dayanarak tüm ulaşımı bir kararla durdurabiliyor? Şimdi bu sabah yapılan açıklamaya göre ağır bir terör tehdidi ihbarı alınmış. Peki kim yapmış bu ihbarı? Nedir bu? Hani Uludere'deki gibi ihbar olmasın. Hani yanlış ihbar falan olmasın sonra. Ayrıca artık çok alıştık. Bugün de bazı operasyonlar yapıldı. İşte kimi yasa dışı örgütlere güya baskınlar düzenlendi. Bol miktarda silah ve patlayıcı madde bulundu. Alıştık diyorum çünkü yasaklanan her 1 Mayıs'tan önce İstanbul polisi mutlaka böyle bir operasyon yapar ve silah bomba bulur. Sonra basına açıklama yapılır. İşte İstanbul'u kana bulayacaklardı diye. Ve arşivlere baktım. 2011 ve 2012'de İstanbul Taksim alanına yüz binlerce kişi çıkmış ve 1 Mayıs'ı kutlamıştı. O iki yıl nedense 1 Mayıs öncesi böyle bir operasyon yapılmamış, silah, bomba falan da bulunmamış. Yani demek ki ne zaman yasaklama söz konusu olsa silah ve bomba bulunuyor. Bunun da artık sırıtan bir tezgah olduğunu anlamak için çok akıllı olmaya gerek yok. Ama halkı korkutmak, evinden çıkamaz hale getirmek. Ancak her seferki gerçekten böyle çok dehşetli bir hava yaratılıyor bu seferde. Herkes yarın çok büyük olaylar bekliyor. Asıl hedef de bu galiba. Böylelikle yüz binlerce insan korkup işte sokağa çıkmayacak. Meydan maskeli, kadrolu teröristlere kalacak. Onlar da işte polislerle köşe kapmaca oynar gibi çatışacak. İşte bu arada anlamsız biçimde bazı yerler tahrip edilecek. Birkaç araç kurban seçilip yakılacak, ters çevrilecek. Sonra da başbakan çıkıp işte gerçek niyetlerini gördünüz değil mi diye diyecek. Ama ya tersi olursa? Ya bu halk hiçbir şeyden korkmayıp sokaklara çıkarsa? Sevgili izleyiciler, terör ihbarını bahane ederek aslında başbakanın gezi korkusuyla başlayan inadını yerini getirmek için İstanbul'da uygulanan önlemler anayasaya da yasalarımıza da hakka, hukuka, özgürlüklere de aykırı. Yarın İstanbul sözde güvenlik adı altında bir kabusa hazırlanıyor. Bakın sevgili izleyiciler, hep Taksim'i konuşuyoruz. Oysa yarın Kadıköy'de de 1 Mayıs kutlaması var. Üstelik oradaki kutlamaya şu ana kadar bir yasak falan da gelmedi. Peki, Taksim'i anladık. Alınan bu güvenlik önlemleri sonucu İnsanlar Kadıköy'e nasıl gidecek? Eğer Rumeli yakasında oturuyorsanız Kadıköy'e geçme şansınız da çok az. Sadece Yenikapı'dan deniz otobüsleri ve bir de galiba Marmaray çalışacakmış. Taksim'e gitmeyip de Kadıköy'ü tercih edeceklerin hakkını kim nasıl gasp etme cüretini kendinde buluyor acaba? Şimdi bu 1 Mayıs konusunu kapamadan önce birkaç gündür yaptığım öneriyi tekrarlamak istiyorum. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak elbette bir haktır ve bunu sonuna kadar destekliyorum. Ancak iktidarın tavrı da ortada yalandan bir bahaneyle Taksim'i kapattı. Yani onun tavrı bu. Kapatmakla da kalmadı. Buraya gelmek isteyeceklere çok büyük bir şiddet uygulayacağını da açıkça ilan etti. O halde iktidarın oyunu boşa çıkarmak da elimizde. Taksim'e doğru yürüyüşe geçmek yerine Taksim'e giden yollara kitlesel yığılmalar yapılabilir. Ne bileyim işte Dolmabahçe, Beşiktaş, Kabataş, İstiklal Caddesi, Talimhane, Mecidiyeköy, Şişli, sıra selvilerde pankart taşımayan, ellerinde sadece Türk bayrağı, İşte mensup olduğu parti ya da sendika bayrağı olan ya da bir dernek bayrağı olan hiç slogan atmayan sadece gezilen kalabalıklar oluşturulabilir. Bu bir suç değil. Bugün bayram, bayrağımı alıp gezmeye çıktım. İşte ne bileyim müzeye gideceğim. Atatürk'ün kaldığı evi ziyaret edeceğim. Akrabalarıma İstanbul'u gezdiriyorum dediğinizde kim size ne diyebilir? Evet, Taksim'e hiç çürümeden ama Taksim'e giden bütün yolların yüz binlerce insan tarafından kaplandığını bir düşünsenize. Polis de şaşıracaktır. Saldırsa olmaz. Hani uyarmaya kalksa dağılın diye. Ne yapayım kardeşim? Ben kendi başıma geziyorum. Kalabalık da benim suçum değil ya dediğinizde elinden bir şey gelmez. Ha ne olur o zaman? Bu durumda polis duran kitlelere saldırmak zorunda kalacaktır. Bunun da izahı yok.
Şimdi 1 Mayıs Organize Komitesi'ne bu çağrımı tekrar yineliyorum. Bir oturup düşünün derim. Son yılların dünya çapındaki en büyük eylemi olabilir bu. Üstelik tamamen barışçıl ve haklı bir eylem olur. İktidar halkın bu kararlı tepkisinden işte o zaman gerçekten çok ürker. Evet, neyse 1 Mayıs'ı yarın zaten bol bol konuşacağız. Şimdi gelelim günün diğer gelişmelerine. Dün biliyorsunuz büyük bir adli skandal yaşamıştık. İstanbul'daki bir savcı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir yazı göndererek bir davada şüphelisi gel ifade ver demişti. Tabii olacak şey değildi. Kılıçdaroğlu milletvekili dokunulmazlığı olan bir kişi. Savcılar direkt ifadeye çağıramaz. Bunun için meclis başkanlığına bir fezleke yazmaları ve bu konuda kararı meclisin alması gerekiyor. Bir savcının bunu bilmemesi mümkün değil. Öyle sehven mehven olmaz. Zaten bilmiyorsa savcılık da yapamaz. Bakın. Çok basit bir hukuk kuralı bu. Savcının bilmemesi falan diye bir şey olamaz. Şimdi ben dün sizlere bunun acemi bir tuzak olduğunu sandığımı söylemiştim. Hani 17 Aralık'ta başbakan oğlunu, yakınlarını, ne bileyim o işte millete hani küfreden vardı ya bir tane. O işte müteahhitleri falan savcıya göndermemiş. İşte bu iddialar yalandır. Bunları hükümeti devirmek istiyor. Paralel yapı bunlar. Darbe yapmak istiyorlar falan demişti. Ve yargıyı ağır dille suçlamıştı ya. İşte şimdi benzer bir olayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıp bak gördün mü yargı şikayet ettiğim kadar var değil mi diyecekti. İşte başbakanın her zaman her söylediğine inanan %45'lik bir kitlede Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayıplayıp başbakan oğlunu göndermeyildi diye kızıyordun. Bak kendin de gitmiyorsun diye hakem kesecekti. Nitekim aslında amacın bu olduğu daha sonra yazıyı gönderen savcının kimliğiyle daha da açığa çıkmıştı. Çünkü bu savcı 17 Aralık'tan sonra başbakana yazı yazıp işte o dava açmaya kalkanlar için bunlar darbeci diyen savcıydı. Ancak bugün ortaya çok çok daha büyük bir skandal çıktı. Meğer Kılıçdaroğlu şüpheli sıfatıyla savcılığa çağırtan başbakanın ifade vermeye gitmeyen oğlu Bilal Erdoğan'mış. Mahtum Bey savcılığa başvurup Kemal Kılıçdaroğlu hakkında efendim kişilik haklarımı zedeledi diye şikayetçi olmuş. Hakaret davası açacağını söylemiş. Şimdi bakın kimse kendini kandırmasın. Bu şikayet sıradan bir olay değildi. Çok belli ki önceden planlanmış, bu işlere yatkın bir savcı bulunmuş ve düğmeye basılmış. Şimdi bakın bu olay Erdoğan ailesinin içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi de açığa çıkarıyor. Sanıyorum aile içinde son yaşananlar çok ciddi travmalara yol açıyor ve bunun öfkesiyle işte böyle acemi tuzaklara tevessül ediyorlar. Ancak sevgili izleyiciler bakın bu tuzağın sonunda zararlı çıkan tek yer var, o da yargı. Çünkü siz ne kadar tuzak hazırlasanız da bunun tutmayacağı çok açık. Demek ki o zaman ikinci ihtimal devreye giriyor. Yargıyı iyice itibarsızlaştırmak. Üstelik bunu bizzat yargı mensuplarının eliyle yaptırıyorlar. İşte bu çok ayıp olduğu gibi bu ülkeye karşı işlenmiş bir suç aynı zamanda. Siz kendi çıkarınız için yargıyı kirli bir işte kullanıyor ve yargının itibarını yerle bir ediyorsunuz. Neden? Çünkü böylelikle yargıya yönelik ağır eleştirilerinizin haklı olduğunu kanıtlamak istiyorsunuz. Şimdi dün de dediğim gibi yargıyla bu kadar oynamanın sonu pek hayırlı olmaz. Şimdi bakın önceki gün Alman Cumhurbaşkanı hem de Türkiye ziyareti sırasında iktidarı bu konularda sert biçimde eleştirildi. Başbakan da işte dün cevap verdi. Ya biz senden mi akıl alacağız falan dedi. Dün ve bugün özellikle yandaş gazetelere baktım. Hepsi Alman Cumhurbaşkanı'na ateş püskürüyor. Adamın ne rahipliği kalmış ne nazeliği. Şimdi açık söylemek gerekirse yabancı bir devlet adamın bizde misafirken bizim ülkemizde benim de eleştirdiğim bir hükümete yönelik bu kadar ağır sözler söylemesi hoşuma gitmiyor tabii. Buna karşı şunu da görmek gerek. Almanya gibi dünyanın en büyük devletlerinden birinin Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti sırasında bu tür sözler söylemesi bir şeylerin işaretidir. Şimdi Almanya, de ona bakalım, ticari ilişkilerin çok büyük olduğu, milyarlarca euroluk yatırımların bulunduğu Türkiye'ye karşı bu kadar sertleşebiliyorsa bunun arkasında mutlaka başka şeyler de vardır. Bu da Erdoğan iktidarına artık Batı dünyasında güven kalmadığının göstergesidir. Almanya o büyük gücüne de güvenerek sanki bütün Batı dünyası adına Türkiye'ye bir şey söylüyor. Bunu bir kenara yazın. Tabii Erdoğan'ın da bunu görmemesi ve anlamaması mümkün değil. Ancak o şu sıralar Cumhurbaşkanı olma hayali içinde nicelik dediğimiz kalabalıkların oyuna göz diktiği için bu tür çıkışları kendi lehine çıkaracak hamleler yapıyor. Yapmaya çabalıyor daha doğrusu. Şimdi bakın milletçe yıllardır bir aşağılık duygusu içinde yaşadığımız acı bir gerçek. Dünyanın bizi sevmediğine, her yerde kafamıza vurulduğuna, dünyaya karşı dik duramadığımıza inanmış ve bundan da kendimizce pay çıkarmış bir milletiz. Erdoğan'ın sonuç alamasa bile dünya devlerine kafa tutar gibi görünmesi ister istemez pek çok kişinin hoşuna gidiyor. Bunu da görmek gerek. Ama kötü olan şu ki dünyaya yönelik efelenmeler kalabalıkların hoşuna gitse de bunun Türkiye'ye vereceği hasarın da çok büyük olabileceğini bilmeliyiz.
Alman Cumhurbaşkanı'nın sözlerini hoşumuza gitmese bile dikkate almak zorundayız. Çünkü sanıyorum bu sözler yakın bir gelecekte Türkiye'nin başına bazı işler açılacağının habercisidir. Şimdi işaret ediyor arkadaşlar, zamanım bitmek üzere, bir küçük noktaya daha değinmek istiyorum. Bugün medyada uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'le ilgili soruşturma açıldığı haberleri vardı. İşte Gülen çıkar amaçlı örgüt kurmak, çete kurmak, işte bu çeteyle de hükümeti devirmeye yönelik çalışmalar yapmakla suçlanacakmış. Olabilir tabii, böyle bir şey yaptıysa suçlanır. Da burada küçük bir sorun var. Eğer Gülen'le ilgili çete kurmak iddiasıyla soruşturma açılacaksa, kısa bir süre önce ne istediler de vermedim diyen başbakanın hali ne olacak? Eğer çete kuran birinin her istediği yapıldıysa, bunu yapanlar en azından çeteye yardım ve yataklık suçu işlemiş olmuyor mu? Ya. Şimdi son bir notta başbakanın Amerika Gülen'i iade etmeli sözleriyle ilgili onu da söyleyeyim. Başbakan bir Amerikan televizyonuna bir mülakat verdi. Gülen'in iade edilmesini, hiç değilse sınır dışı edilmesini bekliyoruz dedi. İyi de Türkiye Amerika'dan Gülen'in iadesini resmen istedi mi? Bunu bilmiyoruz. Bugün Amerikan Dışişleri Sözcüsü'ne basın toplantısında gazeteciler bu soruları ısrarla sordular. Sözcü renk vermedi ama sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla bir iade talebi henüz yok. Peki böyle bir talep olmadan Amerika nasıl iade edilecek? Şimdi açılan soruşturmanın ne anlama geldiği ortaya çıkıyor değil mi? Başbakan hep o hani eski bir padişah varmış ya, istim arkadan gelsin diye, o taktiği uyguluyor. Önce bir laf ediyor, sonra adamları harekete geçip bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Tam Türk işi yani. Evet, süremiz bitti bu akşam, bu kadar. Eğer yarın buraya ulaşabilirsem, ben çünkü karşıdan geleceğim, bakalım ne olacak. Ulaşabilirsem görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize iyilikler dilerim, hoşçakalın.